kadar giyin ve kaybol. Siz Cenk'in annesiniz. 40 saniye. Hızlı sayarım. Güvenlik kapıda. Cenk duşta. 10 saniye. Yaka paça atarlar seni, rezil olursun. Oğlum manyaklıkta sana çekmiş. Paça olsun. Uyanmaya hazır mısın güzel? Zevklerinde ciddi bir düşüş görüyorum. Çok üzücü. Ne bu anne şimdi, baskın mı? Hayır. Ziyaret. Bir çeşit iş ziyaret. Giyinsene iyi olur. Mahremiyet açısından. Ne yapıyorsun anne sen? Ben bir şey yapmıyorum. Sen eve dönüyorsun. Sebep? Çünkü evsizsin. Aa, benim evimdeyiz şu anda. Sen benim evimde. Yani daha doğrusu derneğin evindesin. Çok iyi. Ne yaptın? Evimi satın aldın değil mi? Çok iyi. Yerleşmişsin ama kontrat bile imzalamamışsın. Büyük tedbirsizlik. Sana hiç yakıştıramadım ama benim işimi kolaylaştırdı tabii. Ya bu seninki de boşa masraf ha. Vallahi. Bir dahaki sefere kiralamam, alırım. Ha, eğer cimrilik yapmak istiyorsan bütün oteller benim zaten değil mi? Hangi parayla? Kontrat bile imzalamadan bir gecede lofta yerleşiyorsun. Bu senin gücün mü? Cenk Yatan'dan bir imtiyaz mı yoksa Cenk Karaçay'a mı? Baban olmadan bir hiçsin. Babanın bir telefonuna bakar. Hesapların dondurulur, kredi kartların iptal edilir. Hatta altındaki arabayı bile kaybedersin. Ben babanı karıştırmak istemiyorum. Ama mecbur kalırsam. Oğluma kavuşmak için. Yeniden gerçek bir aile olabilmemiz için ne kadar sert davranmam gerekiyorsa o kadar sert olur. Yeniden gerçek bir aile olmak için. Ya sen buna gerçekten inanıyor musun ya? Ha? Ne olacak? Ben eve döneceğim. Sonra biz yeniden gerçek bir aile olacağız, öyle mi? Buna inanıyor musun? Ha? Peki buna hazır mısın anne? Hazır mısın? Oğlunun eve dönmesine hazır mısın?